başladı aşkımız. Deniz yosunu gözlerinde hissettim, aşk denen kokuyu o sıcacık yüreğinde. Bir masalla başladı aşkımız. Deniz yosunu gözlerinde hissettim, aşk denen kokuyu o sıcacık. Ne güzel bir gün ama stüdyomuzda sıcacık. Aslında sizin evlerinizdeki o duruşunuz, o sıcaklığınız bize yansıyor. Hoş geldiniz. Ve bu arada konuğum da hoş geldi. Hoş bulduk. Dünya güzelim, adın kadar narin. Güzeller güzelim, hoş geldin. Hoş bulduk. Deniz Narin. Evet. Canım benim, ne yapıyorsun? Ay, iyi ki çağırdınız beni. Çok teşekkür ediyorum. Evet.
İyiyim, her şey yolunda. Heyecan yok. Heyecan yok. Ama şimdi, sizin yanınızda mümkün değil yani. Olur mu? Aslında her gelen konuğum şöyle, önce böyle bir heyecan sarıyor kendilerini. Ondan sonra düzeliyor. 5-10 dakika sonra geçecek. Evet, geçiyor, geçiyor. Peki, müzik dendiği zaman senin için, çünkü o kadar müzik ruhlusun ki, evet, şimdi çok farklı bir olaya imza attın. Evet. DJ'liğe. Evet. Nasıl gidiyor? Ya müzik deyince akla her şey geliyor. Yaşam geliyor, mutluluk geliyor. Zaten yani atalarımızın da sözü vardır. Müziksiz hayat hayat değildir ya da müzik sevmeyen varlık insan, evet, değildir diye. Müzik insanın ruh, hayatı, sevinci, her şeyi. Ben de bunsuz yaşayamayacağıma karar verdim ve DJ'liğe başladım. Hayır ama çok iyi ettin hayatım. Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çok. Tam benlik bir meslek. Ya ben bugüne kadar çok az bayanların DJ'lik yaptığını duydum. Öyledir değil mi? Öyle. Hatta Kıbrıs'ta ilkim de denilebilir. İlkim hatta. Yani ve yanılmıyorsam DJ olarak, bayan olarak ilk çıktığın televizyonda benim kanalım. Evet. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Ay, o kadar çok buradaki stüdyo ilklere imza atıyor ki. Örnek konumlar. Olacaksam ne mutlu bana ki örnek olunuyorum. Yani hani bir bayan olaraktan gerçekten çok zor bir meslek. DJ'lik çok zor bir meslek. Gece hayatı çok zor bir iş zaten. Ama orası senin iş yerin zaten. Evet, onun da bir artısı tabii ki de çok fazla var. Bu yüzden şanslı hissediyorum ben de kendimi. Yani insanın aslında kendi işini kendi yapması ne kadar güzel bir duygudur. Zaten buradan başladı. Kendi işimi kendim yapmakla başladı. Evet. 11 yıldır Hangover'ı işletiyorum. Yani bu daha cumartesi günü tam 11. yılımıza girdik bu arada. Ay maşallah. Bekliyorum. Gelecek miyiz inşallah? Yok, geleceğim. Neden mi? Oraya gelen misafirler, ben öyle diyorum. Ben hiçbir zaman müşteri sözcüğünü kullanmıyorum. Çok dikkat ediyorum. Oraya gelen misafirler benim şarkılarımı da yayınladığını söylüyorlar, evet, bana. Evet, doğum günü müziğinizi çaldım o gün. Teşekkür ediyorum. Çok seviyorum o müziğinizi sizin. Çok teşekkür çaldım ediyorum. O gün çok beğenildi bu arada. Evet, çok teşekkür çalacağım. Yani bekliyorum, gelin çalacağım. Evet, Lebibe'yi nasıl buldun? Galiba ilk kez duydun. Evet, Lebibe'yi ne demek diye sordum. Sizden yeni bir şey daha öğrendim. Hı hı. Güzel kadın, zeki kadın. Zeki kadın demekmiş. Yani çok zeki kadın anlamındadır Lebibe. Çok zeki güzel. Kadın. Sizden bir şey daha öğrendim. Bütün zeki kadınlara gelsin. Evet, çok güzel bir cümle. Ne kadar güzel. Şarkınız çok güzel. Siz yazmışsınız bu arada. Evet. Bayıldım şarkınıza. Yani tabii ki müzik aslında insanları iyileştirir. Evet. Keşke diyorum herkes şarkı söyleyebilse, dans edebilse, hiç kavgalar olmasa ne güzel olur değil mi? Evet, zaten bana da hani müzik deyince neden bu işi yaptım, yani müzik niye deyince, zaten çok zor zamanlardan geçiyoruz. Doğru. Hani insanlar stresini bir şekilde böyle bağıra çağıra şarkı söyleyerek, hani böyle kavga ederek değil de böyle, evet, mutlu bir şekilde şarkı söyleyerek, hani gözünü kapatıp ritmi tutarak böyle içindeki stresi atsın istiyorum. O yüzden de bu işe başladım aslında. Ama iyi yaptın, çok da yakışıyor sana. Teşekkür gerçekten ederim. Çok ilk fırsatta geleceğim, lütfen, söz. Lütfen bekliyorum. Arkadaşlarımı toplayıp geleceğim, şu bekliyorum. Sanatçı ruhlu arkadaşlarımı. Bekliyorum. O çok önemlidir biliyor musun? Evet. Yani geçen akşam işte Kapı Restoran'ta benim biliyorsun Yeni Türkü grubu, benim canlarım, çok samimi, çok sevdiğim arkadaşlarımdır. Zaten Yeni Türkü grubundan da Erkin Hadimoğlu benim aranjörlüğümü yapıyor işte yıllardır, 2000 yılından itibaren. Yeni Türkü sahneye çıkmadan önce çok kirli bir ses vardı. Yani bize dinlettikleri eserler böyle ya anlatır gibi değil. Yani böyle bağırarak sesini çok açtılar. O kadar çok rahatsız oldum ki. Sonra Yeni Türkü sahne aldı. Asistanıma dedim ki gözlerini yum, ritmi dinle.
ya dedi ne kadar güzel. Aslında önemli olan budur. Evet. Bağıra bağıra müzik dinlemek değildir veya bağıra bağıra konuşarak değildir. Bağıra bağıra şarkı söylemek değildir. Konuşarak. Bir kuşları bir hayal etsin insanlar. Kuşlar sabahleyin şarkı söyleyerek günü kucaklıyorlar. Onlar gibi aslında davransak özgürce ve naif bir sesle çok daha güzel olur. Evet, sizin gibi yani ruhu bu şekilde bakan insanı zaten bu şekilde görmesi çok güzel. Yani müzikle böyle görmeniz çok güzel bir şey. Yani normal bir hayatı, kuşların sesini bile müzik şeklinde görmeniz çok güzel bir şey. Yani müzik ruhunuz olduğu için de bu şekilde görüyorsunuz zaten. Yani ben örneğin bir rüzgar estiği zaman ben oradan melodi çıkarıyorum. Veya bir deniz kıyısına oturup da o dalgaların hani böyle yalaya yalaya çakıl taşlarını yalayarak böyle dalga geliyor ya sahile ve tekrar geri dönüyor. Çok böyle farklı bir müzik sesi çıkarıyor. Oradan var ya ne cümleler kuruyor. Değil mi? Sanat ruhlu olmanız. Size Allah'ın bir vergisi bu. Sanat ruhlu olmanız çok güzel bir şey. Yani bu da böyle insanın kendi ruhunun güzelliği ve zenginliğidir. Keşke bütün insanlar dediğim gibi her yerde böyle müzik, slow müzikler olsa. Söz de olabilir ama çok böyle naif olsun değil mi? Evet. İnsanların ruhları okşansa var ya ne kadar güzel. Zaten müzikten sonra da çiçekler insanın çok ruhunu okşuyor, dinlendiriyor. Peki çiçek dikmeyi seviyor musun? Çok aşırı gerçekten seviyorum. Evet, özellikle pazar günleri. Yine de böyle bahçemiz var. Yani tam böyle yani yurt dışına falan gittiğimde, Amsterdam'a gittiğimde o laleleri alıyorum. Tam o zamanda ekiyorum, laleler açıyor. Yani ayrı bir güzel. Yani sizi örnek alıyor gibiyim aslında. Aynıyız. O yüzden bu kadar çok iyi anlaşıyoruz. Tabii ki yani ben bazen vesile oluyor bir dost, bir arkadaş ve o böyle dostluklar mezara kadar gidiyor. Evet, evet. Ne iyi etti candoşumuz Canan Tanıştık, Ertürk. Evet. Ona da buradan selamlarımızı çok gönderiyorum. Çok öpüyorum onu. Değil mi? O izliyor şimdi bizi İstanbul'da. Selamlar, iyi ki tanışmışız. Evet. Peki bu DJ'lik projelerinde herhangi bir düşüncen var mı? Böyle farklı bir DJ olmak gelmeye başladı zaten yönetmenim. Teşekkür ediyoruz. Ay harikasın ya, süper, inanılmaz güzel. Bir de çok yakıştı sana, gerçekten çok yakıştı. Kendimi orada buluyorum ya. Oraya çıkınca kendimi başka bir şey hissediyorum. Çok güzel bir şey. Bu DJ'lik sonradan mı keşfedildi sende yoksa? Hayır, hayalimde hep olmak istiyordum aslında. Hep oraya çıkmak istiyordum. Şimdi 11 yıldır bu işi yapıyorum. Aslında bu birikim. Ya tabii ki de çok iyi DJ'lerimiz var, geliyor ama kötü DJ'ler de çıktı. Yani 11 yılın içinde illaki de kötü DJ'ler de çıkmıştır. Şey diyordum hep hani keşke orada ben olsaydım. Hani insanlar ruhlarını okuyabiliyorum. Hani şu şarkıyı çaldığında sonuçta dünyada her gün şarkı üretiyorlar. Çok güzel şarkılar var. Yani dünya şarkı üzerine kurulu bence zaten. Hayat tabii şarkı ki üzerine, müzik evet, üzerine kurulu. Evet. Hani bu şarkıyı çaldığında insanlar oynar diye hep içimden geçiriyorum. Ama o başka bir şarkı çalıyor ve insanları eğlendiremiyor. Şey diyordum hep, keşke ben bu işi yapsam, keşke sahneye ben çıksam. Hani sürekli böyle hep kafamda bu düşünce vardı. Evet. Sonra tadilata girdik. Bu sefer doğru zamanda doğru insanla karşılaştım. Umut Özsoy'la, hocam benim bu arada. O bana öğretti, çok şey öğretti. Hala da öğretiyor. Bir daha ismini tekrarlar mısın? Umut Özsoy. Ay canım. Burada çok, yani Kıbrıs'ın en iyi DJ'i. Evet. Ondan ders aldım. 5-6 ay boyunca. Süper. Hala da almaktayım. Hala da onun bilgisini almaktayım. Bilgi her zaten gün sınırsızdır. Evet. Yıllar hala yetmez ki. Hala açım yani. Evet. Sürekli soru soruyorum ona. Evet. Dedim ki hani lütfen dedim hani tamam evet insanların nerede ne şekilde eğleneceğini biliyorum artık. Çünkü 11 yıldır bu işin içindeyim ister istemez. İnsanları yani takip ediyorum bir de ben görüyorum bakıyorum insanlar nelerden hoşlanıyor diye. Tek makineyi kullanmayı bilmiyordum. Onda da işte doğru zamanda doğru insanla karşılaştım. Dedim lütfen bana öğret bu müziği, aleti güzel kullanmayı. Bir gün ikinizi davet ederim ben, olmaz mı? Evet, hocam çok güzel olur. Tamam. İlerleyen süreçte ben ikinizi
birlikte ağırlayayım. Bakayım ne söyleyecek seninle ilgili ama gerçekten olağanüstüsün. O kadar güzel ki. Teşekkür ederim. Aferin. O da zaten Catch Club'ın DJ'i. O veya 10 yıldır falan orada DJ'lik yapıyor. İşte bizde de Hangover'da da yapıyor. Hani ondan çok şey öğrendim. Sonra sahneye çıktım. O dedi ki hani yapabilecek misin bu kadar kalabalığa? Gerçekten zor bir iş. Sonra sahneye çıktım ve kendimi bir anda hani dedim bu benmişim. Yani hey, olmak istediğim yerdemişim dedim. Bu şekilde. Ya insan, her insan aslında sevdiği işi yapmalı. Evet. Yani hırs olmadan, yanlış düşünmeden kendi işini yaparsa çok başarılı bir olur. Bir de hani insanlara bir bayan olarak da şey dedim hani ilk gün yaptım acaba dedim iyi miyim? Lavaboya çıktım. Kızlar böyle tebrik ediyorum sen hani bir kız olarak sen hemcinsin ben evet, yani bu cümleleri duymak gerçekten çok güzel. Hani tebrik ediyorum çok güzeldin hani zor bir iş biz de istiyoruz. Hani örnek olmak da çok güzel bir şey. Duruşunla. Tabii bir de çok narinsin. Yani ismini soyadını yaşıyorsun, yaşatıyorsun. Bu da ayrı bir zenginlik sağlıyor sana. Gerçekten. Çok sağ olun. O kadar böyle seni arayacağım fakat programlar çok dolu. Sonra tamam dedim bu hafta bir boşluk yarattım senin için. Teşekkür ediyorum. Ama çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Canımın içi. Aslında müzik olan her mekanda, her evrede ve her dönemde hep insanları iyileştirir. Evet. Yeter ki bunu insanlar farkına varabilsinler. Evet. Ve yüksek seslilikten, ses kirliliğinden uzaklaşsınlar. Evet. Bazen bir bakıyorsun, ben özellikle bu gruplarda çok karşılaşıyorum. Çok şık bir bayan görüyorsun, ön yargılı davranıyorsun. Aa diyorsun, ne kadar şık, ne kadar güzel bir hanımefendi diyorsun. Sonra ağzını bir açıyor veya yanındaki insanlara ters davranıyor. O anda bütün o kibarlık, o güzellik yok oluyor. Yok oluyor. Oysa ki narin olmak, kibar olmak doğuştandır. Evet. Ki, sonradan da olunmuyor doğru evet, diyorsunuz. Evet sonradan hiçbir şey olmaz. Olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Gerçekten. Evet doğru diyorsunuz. Ben de o konuda katılıyorum. O sonradan görme gibi bir şey oluyor. O da zaten kendini her yerde belli ediyor. Sonradan hiçbir şey olunmuyor doğru. Evet. Bir de bir ülkede eğer en çok siyaset konuşulursa yani müziğin önüne geçerse siyaset o ülke Atatürk'ün deyimi zaten ve bilge insanlarla üçüncü sınıf bir ülke demektir. Müzik her zaman önde konuşulmalı. Her zaman. Çünkü müziklerdir ülkeleri var eden. Doğru. O sanatçılardır ülkeleri var eden. Ve senin şimdi o üstlendiğin misyon var ya orada kaç tane sanatçının eserini yaşatıyorsun. Evet. Ve orada oraya gelen insanlar da ruhlarını okşuyorsun. Aslında sen çok güzel bir iş yapıyorsun. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel her bir gün iş gerçekten yapıyorsun. Gece gündüz çalışıyorum. Hani yeni müzikler çıkıyor, bunu ekliyorum. Hı-hı. İnsanlar nelerden mutlu olur. En son hatta kapatırken normalde böyle hani üzgün şey böyle aşk sevgi müziğiyle kapatıp da hani insanları böyle birleştirip de evine yolluyorum. Evet. Geçen gün Tom Adal'ın Another Love şarkısı var böyle hani herkesin bağıra çağıra söylediği bir şarkı. Dedim ki hani ben dedim bugün bu şarkıyla dedim kapatacağım ve insanları o şekilde mutlu bir şekilde evine yollayacağım. Hani bir deneyeyim dedim bastım tuşa çaldı ve gerçekten de onu gördüm hissettim. Bağıra çağıra insanlar hep birazdan şarkı söyledi mutlulardı böyle. Sanki böyle hani savaş yok, kavga yok, evet. Ekonomik kriz yok. Evet. Yani herkes çok mutlu bir şekilde evine gitti. Dedim ki işte bu. İstediğim tabii şey bu ki. Dedim. Yani aslında bu nedir biliyor musun? Bir nevi insanlara iyilik ediyorsun. Gerçekten. Çünkü ben de bir sanatçı kimliğimle tabii bunu yaşıyorum, yaşatıyorum. Yani inanılmaz haz duyuyorum. İnanılmaz mutlu oluyorum. Bir yerdesin. Birileri yanına geliyor, diyorlar ki o şarkı ne kadar güzel. Veya bir mesaj geliyor sana, bu şarkı çok beğenildi.
yüreğine sağlık. İşte en büyük zenginliğimiz değil midir? Evet. Evet. Topluma hizmet evet, etmek. İnsanları mutlu görmek. İnsanları mutlu etmek. İnsanların kalbine dokunmak. Çok tabii, güzel tabii. Bir şey. Yani bir insana dokunmak zaten dünyanın en büyük sebabıdır. Evet. En büyük sebabı. Ama müziğimizle, ama yaptığımız iyiliklerle veya attığımız adımlarla. Ha tabii ki çok zor bir misyondur. Çok zor. Bir bayan olarak tam evet, özellikle. Evet çok zordur. Yani ben bunu çocukluğumdan itibaren yaşadığım için bunu dile getiriyorum. Bir kadının sanatçı olması, çocukluğundan itibaren bugünlere gelmesi, hep dikenli yollardan geçtik. Evet. Kolay değil. Hiç kolay değil, hiçbir şey kolay değil. Bir bayan olarak da yani hiç kolay özellikle değil. Sanat kimliğine bürünmek kadar zor bir olgu yoktur dünyada. Evet. Ama onu görmemezlikten gelip de o yüce, kocaman kalbinle kucakladığın zaman o sanatı var ya, hep çiçekler dikiyorsun zaten etrafına. Evet. Yaptıklarınla. İşte sen de çok yenisin ama ilerleyen süreçte çok güzel böyle meyvelerini toplayacaksın. Ay, inşallah. Kendim böyle yurt dışında, çok Türkiye'den başlayayım. Türkiye'de hı-hı, böyle büyük bir kalabalığa ya da sonra yurt dışında açılmak çok istiyorum. Olur, neden yapacağım. Olmasın. İnşallah yapacağım. Hedeflerimin olur, arasında var bu. Ben çok böyle yabancı gittiğim ülkelerde DJ'ler benim eserlerimi çalıyor ve aniden kendimi o sahnede bulduğum oluyor, düşünebiliyor musun? Türkiye'de evet izlemiştim zaten sizi. Sadece Türkiye değil, yani yabancı gitti, örneğin bir Tayland oldu, daha nice ülkeler oldu. Bu tabii ki beni çok çok motive ediyor ya. İnanılmaz mutlu oluyorsun. Doğrudur. Kıbrıs deyince zaten Fahriye Özay var. Ay, canım benim, canım benim. Canım, teşekkür ediyorum. Teşekkür. Güzel bir eser gelsin mi? Lütfen. De arada birer çay içelim evet, seninle, olur evet mu? Yönetmenim sırada ne var hiç bilmiyorum ama güzel bir eser gelsin. Fahriye Özay'dan.
olmak demektir, değil mi? Evet, iyi geldi. Afiyet olsun, afiyet olsun canım benim. Güzel olmuş mu? Evet. Evet, evet, çaylar, kahveler. Sohbette insanın... şahane, tabii sizde. Sen de bir şahanesin. Evet, böyle sohbetleri de harmanladığın zaman sohbetli çayla kahveli çok çok güzel, güzel oluyor değil mi? Evet, çok güzel oldu. Evim gibi, ben her zaman geleyim. Sen her zaman gel hayatım. Çağırıyorsun zaten, teşekkür ediyorum. Aa canım ediyorum. Benim. Ama bir yıl olmuş galiba. Evet. Aslında araya şöyle zaman zaman işte pandemiden sonra mı almıştım pandemiden seni? Pandemiden sonra, hemen evet. Sonra aldım. Evet, öyle. O benim hatam oldu. Daha sık alacağım söz. Ay sıra sende. Sen gel sonra ben geleceğim. Tamam tamam ben sen geleceğim. Sen gelmeden gelme. Yok bu önümüzde iki hafta söz vermeyeyim. Çünkü biraz yoğunluk var bende. Ama bir sonraki hafta sendeyim. Tamam. Yani iki hafta sonra söz. Tamam. Tamam. Ay canım. Artık orada bilmiyorum heyecanlanır mısın ne yaparsın ben bilemem. Tabii ki de. Heyecanlanır mısın? Heyecanlanırım. Ben de gelirim yanına. Hep sorun tamam. Değil. Tamam. Senin de o sevdikleri şarkıyı çalarım. Tamam. Doğum günü müziğinize bayılıyorum ya, çok güzel. Gelecek var. Çalacaksınız bugün. Değil mi onu bugün? Sen istek istedin ya yönetmeye. Tamam. Söz aldım. Ne dedin yönetmenime? Söz aldım, onu istiyorum tamam, ben. Tamam bitti. İsteğin geçerli. Tamam. Ama bugün yoktu aslında listede doğum günü. Ama ben istedim diye. Sen istediğin teşekkür için. Teşekkür ederim. Seve seve. Teşekkür ederim. Değil mi? Peki bu DJ'likten başka neler yapıyorsun? Hangover Cafe Bar'ı işletiyorum. Onun zaten Sizin. İşletme okudum. Evet biliyorum. Evet. Onunla ilgileniyorum. Çocuklar var iki tane. Onlarla Allah ilgileniyorum. Başlasın. Hepsini bir arada yapmaya çalışıyorum. Zor olmuyor. Alıştım artık. Aslında kadın dendiği zaman güçtür. Çiçektir. Güçlü olmak renk zorunda. Renk renk çiçektir aslında. Evet. Bütün o renkli çiçeklerin özüdür, yaratıcıdır, güçtür, doğurgandır, üretkendir. Yani bir baktığın zaman beni en çok ne mutlu etti biliyor musun son zamanlarda? Türkiye'deki seçimde kadınların bu kadar çok evet. Gencecik öne çıkmaları. Öne çıkmaz. Seçilmeseler bile ki çok fazla kadın mecliste çok fazla yer alıyor şu anda. Seçilmeseler bile hani seçilmek için eline mikrofonu alıp da bağıra çağıra böyle kendi ülkesini savunması, kendi yerini savunması çok hoşuma gidiyor. Gitti evet. Benim de. Zaten kadınlar istedikten sonra bir dünya daha yaratırlar. Evet. En büyük arzumdur biliyor musun? Dünyamızın temizlenmesi. Benim bu konuda içim çok yanıktır. Çok üzülüyorum. Çevre kirliliği. Çevre kirliliğiyle ilgili, ağaçların yok olması, çevrenin bu kadar böyle hoyratça kullanılması. Eğitimle de ilgisi yok aslında. Çünkü bunu eğitimli insanlar da yapıyor. Ben de anlamış değilim. Yani parka gidiyorum. Bir hani 2 metre uzakta çöp tenekesi var. Evet. Yani bir kalk, içtiğin iç yani kola olsun, içki olsun onu al, çöp tenekesine at. Ama hayır, orada bırakıyor, kendi içmemiş gibi çekip gidiyor. Ya aynen. Da sildiği peçeteyi, yani hani eğitimli bir insansın. Garip o aslında bana. O insanların zayıflığı değil midir? Aşırı. Küçük oluşlarından aşırı. Kaynaklanıyor. Hani ben bile hani yani ben kalkıyorum, acaba diyorum hani bir şey bıraktım mı, arkama bakıyorum, alıyorum, çöpe atıyorum. Kendileri hiç ilgilenmiyor bile. Sanki hani onu yememiş, içmemiş gibi öyle evet. Bırakıp kaçıp gidiyor. Evet. Bu aslında son zamanlarda trafiğe gösterilen ilginin aynısı çevreye gösterilse ve bu kadar çok ağır cezalar verilse bu çevre düzelir, temizlenir. Yani bunu ben... Bazı insanlar gerçekten bundan anlıyor, evet. Ağır cezadan evet. Anlıyor. Başka türlü olmuyor çünkü. Bir... Malta'yı ele alalım, bir Singapur'u. Siz geçen hafta oradaydınız evet, değil mi? Evet. Nasıldı? Çok güzel, çok ben temiz ve Malta'yı yöneten 75 yaşında bir kadın. Öyle bir mi? Bir hanımefendi, evet. Tertemizdir, ve eminim aslında, o zaman. Aslında Malta, Kıbrıs'a çok benziyor. Biz örnek alabiliriz veya Singapur'u ki ben yazılarımda çok vurguluyorum. Bir dahaki de beni de götürün. Tamam. Beraber gidelim. Olur gideriz bundan sonra. Lütfen. Yani ben bilime o kadar
açım ki bilgiye. O kadar açım ki. Bir yandan kitap, aşırı derecede kitap okumaya çalışıyorum. Bir yandan ülkeleri görme savaşı veriyorum. Ve inan bana, benim hiçbir alışverişim yoktur dış ülkelerle ilgili. Ben biletimi ödüyorum, neyse. Ve en cüzi, yani oradan bir anı alıp öyle geliyorum. Hiçbir şekilde alışveriş yapmıyorum. Zaten bu size en güzel hediye, kendi açınızdan size verilen en güzel armağan. Yani böyle bir şeyleri görmek, bu nedir biliyor musun? İnsanın zenginliğidir. O kadar çok şey öğreniyorsun ki. Ve inan bana... Ve açığımızı görüyorsun, evet, değil mi Fahri? Evet, inan bana Denizciğim, ben bütün bu gezdiğim ülkelerin karşısında çok güzel bir ülke göremedim. Türkiye'den veya Kıbrıs'tan daha güzel. Kıbrıs'ımız ayrı güzel. Gerçekten çok güzel. Bak, çok ciddi söylüyorum ben bunu. Ve ben bunu köşe yazılarımda da vurguluyorum. Ve kalbim sızlıyor. Neden diyorum benim ülkem bu kadar temiz değil, bu kadar verimliyken. Örneğin bir Malta'yı ele aldığımız zaman adamlar hiç toprak olmamasına rağmen kayalık bir bölgedir. Suyu yok. Doğalgazı yok, bir şey yok. Karpazımız harika en başta. Evet, ve o kayalıkları oyuyorlar. Küçücük küçücük topraklarda işte bağ yetiştiriyorlar. Diken incirini değerlendiriyorlar. Çünkü kayalıkta yaşayabilir diken inciri. Su yok çünkü. Deniz suyunu arıtıyorlar. Öyle sağlıyorlar. Öyle düşünmedim ben orayı. Evet, şu an tabii. Farklı. Ama ve evler tamamen eski yapıtlar, işte o kadar çok koloniler geçti ki oralardan. Aynı izleri Kıbrıs sen... evleri gibi değil mi? Evet, aynı izleri sen burada görüyorsun. Bizde apartmanlar oluştu, orada öyle çok apartmanlar yok. Birkaç tane otel vardır. O kadar inanılmaz güzel. Aslında olmaması lazım, özellikle ada deyince. Evet. Adayla apartman bana çok şey geliyor yani. Olmaması gereken bir şey bence. Tabii. Yani adalarda bir apartman de, olmaması lazım. Bir de ben şunu vurgulamak istiyorum. Aslında adaya çok yüklenmemek gerekir. Ne demir yığınlarını kaldırır bir ada, ne de beton yığınlarını. Evet. Çünkü altı sudur yani. Sen denizin ortasında bir kaya parçasının ya da bir toprağın üzerinde duruyorsun. Peki, deprem bölgesindeyiz. Evet, aynen. Yani bu kadar yapıtların olması... Sakıncalıdır. Çok sakıncalıdır. Yapacaksın ama iki kat, üç kat değil. Zaten ben, önceden o şekildeydi. Üç, evet, kat izindi. Tabii tabii. Sonra bir beş oldu. Şimdi yedi, dokuz, on bire gidiyoruz yani. Yani burası Dubai değil. Burası Amerika değil. Burası bir adadır. Yani bunu artık bir yerde durdurtmaları gerekir. Yani su üzerine değil de kum üzerine kum yapılmış. Üzerine. İstediği kat çıkabilir, doğru diyorsun. Ama yağan afetlerde Dubai ne hale geliyor? Ben onu şey diyorum. Hani yapay bir şekilde olduğu için biraz fazla kaçırdılar. Evet. Ben gittiğimde de yapay yağmur yağdırdılar. Evet. Şok oldum. Hani dedim ki doğayla bu kadar oynanmaması lazım. İlla ki de başlarına bir şey gelecek. Çünkü yapay bir şey yani diye kendi düşündüm. Çok üzüldüm ama kendi kendileri yaptılar. Evet, kendileri. Yani insan, oysa ki insan güzellik için olmalı. İyilik için olmalı. İyileştirmek için var olmalı. İnsan kötülük için olmamalı. Değil mi? Doğru. Singapur'u ele alalım. Singapur eskiden çok kirli. Zaten Singapur diye bir şey yoktu. Fakat bir adam geldi. Ben gittim, şok oldum, evet, Singapur'un temizliğine. Evet. Aynen. Yolda hani bir çizik bile yok. Yolda çizik yok. En basiti, bir ciklet, bir sakız çiğneyemezsin. Yok. Neden mi? Çünkü onu sokağa attığın zaman kuşlar onu ekmek diye gagalarına yapışır. Ve ne olur? Tabii ki de ölür. Ne olur? Ölür. Ölür. Ya bak, insanlar neler düşünüyor. Eskiden işte Singapur çok kirli. Sonra bir adam çıktı. Şimdi hiç tek bir şey bulamazsın böyle ya, bir uçaktan kirlilik. Uçaktan indik. Direktmen uçaktan indiğimiz anda bize şu şekilde uyardılar.
kesinlikle hiçbir yerde sigara içmeyeceksiniz. Belirli bir alan var. Onun içinde sigara içeceksiniz. Her yerde polis var. Evet. Eğer sigara içerseniz şu kadar şu kadar ceza ve cezası evet. çok yüksek. Hani ömür boyu hapislik, ömür boyu. Evet, bir sonrakinde biz Bangkok'a ya da bir yere uçacaktık. Evet, dedi ki uçamazsınız. Orada kesilir. Cezası çok fazla. Ona göre hareket edin diye bize uyardılar. Ve gerçekten de gittiğimiz zaman bir kafede gittik, oturduk. Sadece bir yerde sigara içebildik. Herkes orada içiyor. Her yerde, her 5 adım ileride polis duruyor. Ve hani yani eğer mesela yaktın sigarayı, alıp seni götürüyorlar gerçekten. Peki, de. Peki sakız bu çok için, önemli bence. Sakız için uyarılmadı mı? Sakız için de uyarıldı. Kesinlikle sakızı ağzınıza atmayın. Nefret ediyorlar burada sakızdan denildi. Ve ya otobüse bindik, uçaktan indik. Hani gidiyoruz şey otelimize gideceğiz. Yok dedim ya, yer parlıyor böyle. Bu dedim yani, nefes alabiliyordum böyle. Otobüslerin temizliği. Her şey tertemizdi. O yapay... Ama bu lazım bence insanlara. Yapay botanik bahçesine çıktın çok mı? Çok güzel, evet. Teleferik. Çok güzel. Ay. Harika. Böyle bir şey olamaz. Dünyanın en büyük gemi ticaretini yapan, taşımacılığı yapan bir Singapur'dur. Yani bunları biz modeli alamaz mıyız? Yani ben şey diyorum ya... bir kere meclise taşınan insanların çok... Örnek var aslında. Örnek devletler var da nereden baktıklarına bağlı işte. Evet. Örnek almak isteler zaten alacak çok şeyleri var. Eminim gidip görmüşlerdir onlar da, gezmişlerdir ama örnek almak istemedikleri için. Umarım bu saatten sonra Türkiye bizim için bir ışık olur. Zaten bizim ışığımızdır Türkiye. Ama dünkü görüşmeleri çok güzel ışıkların yanacağına inanıyorum. Zaten yaktılar dün o güzel ışığı. Şimdi ışık yerine güneşler doğduracaklar. Evet, inşallah. Ben umudumuz. Hayal ettiğim ne varsa hep hayalimdeydi. Kadınların mecliste ağırlıklı olmaları veya kadınların özellikle belediye başkanlığına getirilmeleri. Her yerde söz ve hakkı olması. Bütün hayallerim arda arda gelmeye başladı, biliyor musun? Evet, ben de çok bundan etkileniyorum ve çok mutlu oluyorum. Evet. Kadının her yerde olması, kadın haklarının kendilerine savunması çok güzel bir şey. Evet, kadın düşünebiliyor musun? Evinin yemeğini yapıyor, evinin temizliğini üstleniyor, bahçesindeki ağacın vitaminden tut da çapbasından, çiçeğinden. Tam her şeyi görmek istediği yerdeyiz aslında. Evet. Yani şu an baksa bize gurur duyardı herhalde. Evet. Ne kadar? Yani sadece hani kadın denince akla ev, temizlik, çocuk bakma falan değil, değil yani. Değil. Kadının başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yok. Gerçekten. Özellikle ben dün televizyonda gördüm, savaşta kadın çığlık atıyor en başta. Ve milyonlarca çocuk öldü, çocuk ölüyor, siz neredesiniz evet. diye bir devlet başkanına yakınıyordu. Bir kadının evet. bunu yapması çok güzel evet. bir şey. Tabii ki. Nitekim söz şimdi ticaret olması. Durdu. İyi oldu. Evet. Durduttular. İyi oldu. Yani neden çocuklar olması gerekiyordu ölüyor? Aslında. Neden önce kadınlar ölüyor? Neden insanlar öldürülüyor? Yani bu silahlar, bu savaşlar işte dünyayı bitirdiler. Devam da ediyor. Şarkı söylesinler. Evet. Güzel bir şarkı bize gelsin lazım, mi? Şarkı lazım. Yoksa doğum günü mü gelse sana? Lütfen. Yönetmenim için. Olabilir mi şimdi doğum günü şarkımız? Deniz Teşekkür Narin ediyorum. İçin gelsin. Hadi sana gelsin bebeğim. Ne zaman doğum günü? 13 Kasım. Evet, biliyordum da öyle bir evet. sordum. Hadi gelsin. Çiçeğimsin, sol yanım.
şeyimsin. Canımın içi göz bebeğim, gözümün nurusun benim, kalbimde açan çiçeğimsin. Sol yanım her şeyimsin. Bugün senin doğum günün, güzellikler seni bulsun. Ömür boyu günlerin sevgi ve neşeyle dolsun. Bugün senin doğum günün, güzellikler seni bulsun. Ömür boyu günlerin sevgi ve neşe. Şarkınızı ayrı bir bilmiyorum, ayrı bir seviyorum. Ama ben de sana teşekkür ediyorum yayınlattığın için. Sürekli o DJ'lik yorumlarınla, hallerinle, değil mi? Evet, geldiğimden beri çalmanız lazım diye başımızın etini yedim, teşekkür ediyorum. Ay, ben de sana teşekkür ediyorum canım benim. Ne güzel bir duygudur insanların yapmış oldukları işleri böyle sevdikleriyle paylaşmaları, insanlara dokunup da bir şeyleri yaratmaları. Güzel, değil mi? Şey, çok güzel bir şey. Yani. İnsanın sevdiği işi yapması da ayrı, evet, güzel bir şey. Evet. Hiç yorulmuyorsun bu yüzden. Yani ben hiç yorulmuyorum şahsen. Sevdiğim işi yaptığım için. İnsan yorulur mu ya? Değil mi? Yorulmasın. Peki sporla aran nasıl? Çok iyi. Ben jimnastik yapıyorum. Hı hı. Özellikle bir 8 yıldır falan. Gittiğin bir salon var mı yoksa? Evet, Erbulut Cimnastiğe gidiyorum 8 yıldır. Bana çok şey kattı ya, spor. Yani spor olmasa zaten herhalde çabuk yorulurdum. Şu anda gayet kendimi dinamik hissediyorum, güçlü hissediyorum. E tabii ki spor aslında sağlam kafa, yani ne sağlam demişler? Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Sağlam kafa sağlam beden. Evet. Değil mi? Spor yapmadan bir insanın beyni çalışır mı? Yok, hayır. Her gün de yapıyorum. Yani jimnastik salonuna gitmesem de kendim evde mutlaka yapıyorum. Evet. Peki bu gittiğin ülkeler arasında en çok beğendiğin ülke hangisi oldu? Bali. Gerçekten? Evet, Bali'yi çok sevdim. Aa. Doğası çok güzel, yemyeşil. Amazon ormanları gibi değil mi? Evet, aşırı güzel. Yani sevdim. Bir de Hırvatistan'ı sevdim. Gerçekten? Evet, oranın insanlarını çok sevdim. Ama uzak şey vardı. Sözümü kestim. Bir anım var hatta Hırvatistan'la ilgili.
Ben gittiğim yerlerde bal alırım. Doğal bal. Phuket'ten falan, Hırvatistan'da Sen balı de mi meşhur. seviyorsun Evet, çok balı? seviyorum Ben balı. de aç karnına her sabah Çok önce severim. bir bardak su sonra bir kaşık bal Ve yiyorum. böyle deniyorum yani tezgahlarda. Çiçek balıymış, işte hangi çiçekten ne balmış falan hep deneyerek alıyorum. Neyse yürüyordum bir gün yolda. Böyle yaşlı bir kadın vardı, bal satıyordu. Denetti bana işte, bak dedi, bu öksürüğe iyi gelir, bu dedi vücudu dinç tutar falan. Denedim ben, aldım. Bayağı bir iki şey falan aldım. Ben bunu dedim götüreceğim. Sonra bir hamburgerciye falan geçtim. Elimdeydi bal şişesi, pat diye kırıldı. Ben tabii çok üzüldüm çünkü kapanacaktı kadın. Yani çok geçmiş saatte. Dedim ki eyvah dedim, ertesi gün de uçağım var. Hani dedim o kadar dedim taşıdım ben bunu, son dakika kırdım. Dedi Eyvah. ki gidelim dedi tekrardan, bir bayana tekrar soralım hani verir mi bize, yani alabilir miyiz diye, kapanmıştır çünkü. Kadına gittim, toparlıyordu, kapanmıştı yani, hani artık satamayacak durumdaydı. Dedim lütfen hani benim için dedim, yarın uçağım var, bir daha gelemeyeceğim. O dedi ki ben yarın gel al. Dedim bir daha gelemeyeceğim, lütfen dedim bana balı verin dedim. Kadın tamam dedi, balı verdi. Ne yaptın dedi balı. Dedim yanlışlıkla düşürdüm, kırdım dedim. Tamam dedi. Dedim ne kadar? Yo dedi, almayacağım dedi ücreti. Olur mu dedim, hani ben kendim kırdım, sizlik hiçbir şey yok. Hayır dedi, senin üzülmene çok üzüldüğüm için. Hayır dedi, almayacağım dedi. Bu da benden sana hediye olsun dedi. Hiç dedi hayatta hiçbir şey için üzülme dedi. Ve bana balı verdi. Ve ben o günden sonra dedim ki hani buranın insanları ayrı. Yani bizde olsa bunu fırsata çeviren insan çok fazla olur ama oranın insanları bana çok masum ve saf geldi. Yani o Bir teyze bana masum geldi. uzak doğulu insanlar aslında ben de çok karşılaşıyorum böyle güzelliklerle. Bir alışveriş bazen iki hediye geliyor Evet, bana. çok mutlu Bu oldum. aslında nedir biliyor musun? Güzel düşünen insanlar için geçerlidir diye düşünüyorum Evet. ben. Herkes için geçerli Bana değildir. tavsiye vermesi, kızım dedi, böyle okşadı beni. Hiçbir şey için Ay. üzülme dedi. Hani Can, her şey de hayatta olur dedi. Ve bana doğru. o balı böyle hediye etti. Sanki de bana böyle altın bir şey vermiş gibi oldu. Hani dedim hala böyle insanlar var mı? İnsan ne Çok kadar bir kibarlar. seviniyor ya, değil mi? Bir Ben çok insana mutlu oldum. dokunması. Tabii ki mutlu olursun. Tabii ki. Şey dedi, İspanya'da da oranın insanları bana çok sert geldi. O yüzden oraya. İspanya, Almanya, Onlar artık o bıkmışlar. yöreler çok Turistten soğuktur. bıkmışlar Evet, artık. Hani bıkmışlar tabii ki. Her turist iyi midir sence? değildir ama yani şu şekilde her insana da kötü olarak düşünmeleri bence çok O yanlış. yanlış o. Hani şey modundalar, hani bakma, alacaksan al ve hani bir an önce git modundalar. Evet. İspanya'da Çünkü 3 kere paraya gittim. doymuş. Üçünde de bir 3-4 kere gittim. Üçünde de aynı Hayatım tepkiyle ekonomi karşılaştım. sıkıntıları yok ki. Yok yani. Yok, aynen. Anladın mı? Her Bakma, şeye doy. alacaksan bak, Evet, almayacaksan çık her dükkanımdan şeye doyan insanlardır bunlar. Her şeyi altında, elinin altında. Sıcak nasıl diyorlar o sözü söyler misin? Elleri ne sıcak sudan ne soğuk suya. modundalar. Onlar o kadar mutlular ki. Mutlular. Nasıl Tabii. olsa turist her şekilde geliyor. Ama ben Biz bence olmasak da olur modundalar hani, evet. ama öyle değil Çünkü ama. devlet onları ödüyor hayatım. Ödüyor, o Açlık yüzden. diye bir şey yoktur. Yok. Hasta bir çocukları varsa ona bakıyor, üstleniyor. Sigortaları tamam. E burada peki insan kazancı olmadığında ne yapsın? Tabii ki de. Sinirler geriliyor, Tabii ki de. üzülüyor. Ne yapacağını bilmiyor. Bilmiyor. Sakin olamıyor. Oysa ki sakinliktir insana bereket yağdıran. Doğru, doğru Ya. söylüyorsunuz. Ve devlet de dediğiniz gibi bunu baktıkları için ve yardım ettikleri için hiçbir şeye ihtiyaçları yoktur yani. Evet yok. Ben neredendim? Airbnb'den ev kiraladım. Ona da çok şaşırmıştım. Kopenhag'da, evet. Oranın da asgari ücreti aşırı aşırı yüksek. Kiraladığım evde şey vardı böyle, marka vermeyeyim, böyle Ya. ceketler falan Evet. vardı. Montlar duruyordu ve üzerine de not yazmıştı. Eğer üşürsen, ihtiyaç duyarsan bunlardan giyebilirsin. Evet. Ben markalarına baktım. Nasıl yani dedim hani. Bunları giyebilir miyim 5-6 günlüğüne? Şimdi dedik evet dedi, giyebilirsin. Yani düşündüm ki hani ihtiyaçları yok yani. Hani Evet yok. al giy, geri koy modundalar. Evet. Ben İtalya insanını çok beğendim. Çok sıcak. Ama en çok beğendiğim insanlar ülke olarak Küba. Ha, oraya gittim, bilmiyorum. Nasıl Çok mutlular. mutlular değil mi? Et senede bir defa bulup yiyebiliyorlar. Onda devlet verirse
kuyruklar ta buradan Karpaz'a kadar bir benzin alabilmek için veya bir kilo et alabilmek için, o da kıyma. Ama o kadar mutlular ki hep şarkı söylüyorlar, hep dans ediyorlar. Oranın ilaçları değil mi? O tabii dünyanın dünyanın en iyi ilaçları, orada, Küba'da üretiliyor. Cilt bakımı ilaçlar olsun, kremler olsun. Sadece parfümlerini beğenmedim. Onu beğenmedim ama ilaçlar, hatta kansere bulunan bir ilacın sahibini öldürdüler. Düşünün, kanser ilacını tedavi bazında bulunduğu zaman o kişiyi, o doktoru öldürdüler. Şifreyi de gözüyle açtığı için gözünü oyup şifreyi kırdılar ve yok ettiler. Yani işte az önce dediğim gibi, iyi insan, güzel insan. Evet. Hani Allah her zaman dünyamızı güzel insanlarla karşılaştırsın ve güzel insanlar da olsun diye düşünüyorum. Küba'da şey var mıydı böyle sokak aralarında değil mi? Müzik söyleyen, mutlu evet, insanlar. Evet, işte hep dans ve müzik. Müzik. İnanılır gibi değil yani. İnsanı mutlu ediyordur. Evet. Kira sorunları yok. Onu devlet ödüyor. Okul sorunları yok. Her çocuk okumak zorundadır. Devlet çok okutuyor. Çok güzel bir şey bu. O çok. Yani çok güzel. Güzelin güzeli, iyinin iyisi, en burada da güzel. Okutmamak için sanki ellerinden geleni yapıyorlar evet. Gibi geliyor bana. Bu şimdi Kıbrıs insanı %99, bizim Kıbrıs insanımız çok iyi okutuyor evlatlarını. Ama dıştan gelen insanlar için bir şey söyleyemem. Yani okul ücretlerini aşırı aşırı arttırarak evet. Bence... Evet. Çok yani hani geçen seneye göre %60-%70 arttırdılar özel okul fiyatlarını. Evet. Bu bence olmaması gereken bir şeydi. Hani yardım edeceklerine tam tersi. Yani onda ben çok müzdaribim. Evet. İnsanlarımız ama, çok müzdariptir eminim ki bu konuda. Evet, projelerde neler var? Bahsetmek ister misin? Evet, 26 Mayıs'ta... Festivalimiz var. Oraya çıkacağım. Her cuma cumartesi Hangover Cafe Bar'dayım. Aa, festivallere de katılacaksın festivallere artık. De. Aa, çok güzel. Evet, festivallere bunu de bilmiyordum. Kıbrıs'ta festival yapacağız. Evet, çok güzel. Teşekkür ederim. Ay, buna çok sevindim. Evet. Oraya çıkacağım festivali 26 Mayıs'ta. Cuma cumartesileri Hangover'dayım. Bekliyorum bu arada dinlemek isteyenleri. Çok güzel. Peki bu arada Elvis Presley'in şarkılarını da dinletiyor musun? Tabii ki de. En sevdiğim bak. Tamam mı? Tabii en büyük de. Telif hakkını alan yegane sanatçıdır. Tabii onsa olmaz zaten. Evet. Müzik de Tina Turner? Yok. Onda çok güzeldir eserleri. Onlara bakacağım. Bak. Tamam. Tamam mı? Tamam. Shakira? Tabii. Evet, onu ben, her gün dinliyorum. Ama ben en çok Elvis'le Tina Turner. Gerçekten Tina olağanüstü. Shakira'nın müziklerini eski... çok seviyorlar, aşırı seviyorlar ve insanlar çığlık atıyorlar hala daha. Hani en eski şarkılarını koyduğum anda bile insanların modları değişiyor. Böyle bir şey modundalar. Türk sanatçılarından eserler nedir? Türk sanatçılardan... Yani Türkiye. Yani... DJ olarak da Mahmut Orhan'ı beğeniyorlar. Evet zaten gerçekten. Şu anda tabii ki de şu anda yurt dışında da şey çok hoşuma gitti. Yurt dışında hani böyle Türk sinemasının bir şeysi var. Onu alıp da böyle milyonlarca insana dinletmesi de çok hoşuma gitti. DJ deyince Mahmut Orhan aklıma geliyor. Evet, başka? Demet Akalınlar, Hande Yenerler. Onları bir de Fahri Özay'ı dinletiyorsun. Teşekkür ediyorum. Siz tabii ki de. Milyonlarca kez. Siz tabii ki de. Doğum günlerine doğum günü müzikleri deyince aklıma tabii ki de Fahri Özay'ın doğum günü müzikleri geliyor. Dilleri gayet artık benim ağzımdan dinletirsin. Tabii ki de. Değil mi? Evet. Libby B'yi de sevdin. Onu çok sevdim. Şimdi aklıma da gelmiyor. Mesela Günaydın Günaydın olabilir. Onlar... O şarkım da çok güzel, tamam, özel. Onu tekrardan onları yaptıracağım inşallah. Yani yenileyeceğim daha doğrusu. Öyle düşünüyorum. Bir remix yapıp da çok güzel olur. Bir remix yapıp da çok güzel olur. evet, işte onu söylüyorum sana ben. Aslında doğum günü müziğinizi de o şekilde böyle bir remix yapsak falan tabii, çok güzel olur. Doğru. Ay Yüzlüm de öyledir. Ay Yüzlüm böyle gençlere dans etmek için inanılmaz güzel bir eserdir. Onu da yenilemeyi düşünüyorum. Evet.
Şimdi işte az önceki şarkınız da çok güzeldi. Kıbrıs müziği, onu da çok evet, seviyorum. Evet, işte o dilleri. Biz biraz farklı aslında okuduk onu aranjörümle. Aranjörüm böyle ruhunu ekledi. Çok farklı bir şey yapmaya çalıştı. Ama çok da güzel oldu. Ya ben sizde şeyi gördüm, sende şeyi gördüm. Hani Kıbrıs'ı tanıtmanız ayrı bir güzel gerçekten de. Hani izlediğimde böyle diyorum hani burada bu mu varmış, ne kadar güzel falan, böyle hani farklı bir bakış açımı uyandı. Kıbrıs'a evet. Gidesim geldi. Yani gitmeyen insanların Kıbrıs'a gidesi geliyor evet. Böyle sizin o videonuzu izleyince. Bence çoğu bakanın yapamadığı şey yaptınız. Kıbrıs'ı tanıttınız sanat, videonuzda. Sanatçı kimliği aslında nedir? Ülkesini var etmektir. Ve ben nacizane bunları yapmaya çalışıyorum. Geçen akşam da aranjörümle işte onların bir konseri vardı, vurguladım ya birkaç dakika önce. Çok güzel bir söze değindi. Ya dedi Fahriyeciğim dedi, sen dedi 2000 yılından itibaren dedi senle çalışıyorum. Her klibinde sen Kıbrıs'ı yaşatıyorsun. Evet ya. Ben sen de diyor, onu gördüm. Evet sen diyor gerçekten diyor bambaşka bir olaya imza atıyorsun. Evet. Tabii bunu da böyle özellikle aranjörümün ses ağzından duymak bu beni çok mutlu etti. Ama ben başka bir şey yapamam ki. Doğru, bence çok bu benim güzel kalbimde bir şey, müthiş bir sevdam vardır. Evet. Magazinci.com'dan bana teklif geldi. Düşündüm yazı bazında. Düşündüm ne yazabilirim. Ben şahıslarla uğraşamam. Gerçekten uğraşamam. Çünkü hiç kimseyi memnun edemezsin bu dünyada. Zaten seni de o gözle görmüyorum. Bir evet. insanla uğraşmak evet. sana dedim göre değil zaten. Dedim ki ne yapabilirim? Kendi ülkemin tarihini, kültürünü yaşatabilirim. Sırasıyla aldım işte. Lala Mustafa Paşa, Saint Hilarion, Bela Paez. Hep sırayla her 15'te bir bunu yazıyorum. Çok güzel olmuş. Resimleriyle görüntülüyorum. Önünde duruyorum. Doğa, çiçek, doğayla çok güzel hepsini olmuş. Hepsini böyle sırayla ömrüm yettiğince ve onları daha sonra kitaplaştıracağım. Daha inşallah. Ölümsüzleştireceğim. İple çekiyorum bunu. Yo, çok güzel şey değiniyorsunuz gerçekten de. Ben videonuzda da onu gördüm yani. Şiir sever misin? Çok. Güzel bir şiirim gelsin. Gelsin. Mi? Hadi bakayım. Gelsin yönetmenim. Güzel bir şiir gelsin. Neden mi? Çok mu merak ediyorsun? Tanışmamızın üstünden 40 gün geçti. 9-9-2009. Günlerden çarşamba. Senin telefonunla uyanmak, güne güzel mesajlarınla başlamak anlatılmaz bir duygu. Seni tanımakla hayatım renklendi. Galiba. Galiba sözcüğü sana yabancı değil. Seni seviyorum. Hayır, hayır. Sana tapıyorum. Çok, çok seviyorum. Çok, çok seviyorum. 9-9-2009. Günlerden çarşamba. Müzik
anda uğurum, uğurum, bereketim, kalbimin tahtı, bahtımın, geleceğimin, her şey prensim oldu. 9-9-2009. Günlerden çarşamba, milattan önce milattan sonra seninle yaşamış gibiyim. Bu sihir hiç bozulmaz. Bu sihir hiç bozulmaz. Milyonlarca yıl aksın gitsin, sevdamıza kenetlensin sevdamız. Birbirimize pınarlardan akan, nehirlere doğru şelalelerde çağlayan su gibi temiz duru berrak berrak aksın gitsin. Dokuz dokuz, 2009. Günlerden çarşamba. Tanışmamızın üstünden 40 gün geçti. 9-9-2009. Günlerden çarşamba. Hiç bitmesin. 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 Evet, projelerinde diyorsun ki festivaller var. DJ'le kim bilir nereye doğru gidiyor. Ve güzel gitmeye yerlere gidiyor. Çok olumlu tepkiler alıyorum. Çünkü her geçen gün de kendimi geliştiriyorum. Her gün yeni müzik çıkıyor. Her gün ekleme yapıyorum. Yani zaten bu şekilde ilerleyeceğim. Yani ben onu hedefliyorum. Evet. Her gün yeni müzikle yeni şeyler katmayı çok seviyorum kendime. Ama sen çok güzel yerlere geliyorsun. Zaten gelmeye başladın. İnşallah. Değil mi? Çok güzel. Bir de çok yakıştı sana bebeğim. Bak tekrar ediyorum. Gerçekten çok yakıştı. Teşekkür sana bir şey. Ya sahne sana çok yakıştı. İnanılmaz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. O senin güzel görmen. Harika. Bir de. Bak işte bakıyorum. Seni de örnek alıyorum tabii ki de. Ay canım benim, canım. Yani rujundan tut her şeye ne kadar sordum şimdi. Ay, arada sen böyle siz diye kaçırıyorsun sözleri. Heyecandan mı kaçırıyorsun? Heyecandan. Kibarlığından biraz da. Yapamıyorum hani öyle gördüm. Evet. Hani ister istemez. Evet tabii. Bazı insanlar da siz de diye aşılarsın o insan diyemez. Bende de tam tersi. Evet. Farkındayım. Yoksa farkındayım canım benim. Samimiyetimiz zaten benim ama o benim kibarlığımdan kaynaklanıyor. Hoşuma gitmiyor değil gidiyor tabii canımsın. Ben de seni çok seviyorum, çok sayıyorum. Yani o zaten. Çok çabuk geçiyor bu arada. Evet, saygının olduğu yerde sevgi bitmez. Evet. Bunu hiç unutma. Özellikle seni de örnek alıyorum. Ay diyorum canım. Ya rujun nereden? Nasıl ya? Sen ben yaptım nasıl oldu? Harmanlıyorum kendi kendime işte o sanat ruhluluğumun getirdiği o yüce varlık diyeyim ya unsur. Harmanlıyorum ve anında yaratıyorum. Yani. Güzel belli kimse de yok zaten. Yani. Ben kimsede olmayan şeyleri çok severim. Ay canım benim. Hep böyle her zaman herkes gülsün. Çünkü hayat o kadar kısadır evet, ki. Evet. O kadar kısadır ki. Bunu böyle farkına varsa insanlar, bunu bir öğrenebilseler. Kimse kimseyi üzmez, hiç kimseyi kırmaz. Hiç kimse kimsenin arkasından konuşmaz. İnsanlar olduğu gibi kabul etmek çok büyük ben bir zenginlik. Ben bu şekilde yaşamak istediğim için de biraz da DJ'liğe yöneldim. Çünkü yani, müzik olunca zaten her şeyi unutuyorsun. Yani bir yarım saat önce belki kötüsündür, kavgalısındır, küssündür biriyle, üzgünsündür. Bir müzik çalıyorum. Tamam neşesi, insan neşesi yerine evet geliyor ve bunu görmek çok hoşuma gidiyor. Neşeleniyorsun ya. Neşeleniyorsun, evet. Tabii ki. Neşeli olmak ne güzel bir duygudur. Değil mi? Evet. Canımın iç. Aslında hiç böyle çok az bir zaman kaldı ama sana sözüm var. Mausa Limanı gelsin. Ondan sonra da konuşmalarımızı bitirip çim çiçeğe geçelim. Tamam.
Final yapacağız, sorma. Çok çabuk. Ben sana hiç doymadım. Ben de. Ay. Yönetmenin Mouse limanı gelsin. Mouse limanın
uyanmaz oldu. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldu. Uyan, uyan Halim, Halim. Bıçak yarasına dayanmaz oldu. Uyan Halim, Halim uyan, uyanmaz oldu. Yedi bıçak yarasına dayanmaz. Biz sohbetimize böyle ara verdik. Kulis arkası konuştuk. Değil mi? Evet. Evet. Birbirimize söz verdik. Bir meyhane yapacağız. Evet. O hangisi bilmiyoruz. Evet. Sanatçı dostlarımızla birlikte. Evet. Değil mi? Evet. Önce sen bana geleceksin sonra. Yo, ben söz tamam. Verdim. Geleceğim zaten. Cuma cumartesi bir, günleri. Bir cuma günü. Bu önümüzdeki hafta sözüm vardır. Gelen konuklarımla onlar beni bir yerlere götüreceklermiş. Bir sonraki cuma direkt sana geleceğim. Tamam. Cuma cumartesi hangover'dayım bekliyorum. Evet, direkt sana geleceğim. Ondan sonra sanatçı dostlarla bir meyhane yaparız. Bekliyorum. Dostlarımı tanımış olursun. Evet, isterim. Tabii çok isterim. Tabii ki isimlerini biliyorsun ama yakinen, değil mi? Çok isterim, evet. Bugün mutlucuk oldun mu? Bak nasıl diyorum. Sanki evimdeyim, mutlucuk oldum. Evet, çok mutlu oldum. Çayım geldi, kahvem geldi. Sohbet şahane. Çok mutlu oldum. Özlemişim seni bu arada. Çok iyi geldi bana da. Ben de seni çok özledim. Hep konuşuyoruz, konuşuyoruz ama hiç... Ve yeni, hani geçen yıl farklı bir işteydim diyordum. İşte hangover açılacak, şöyle olacak, böyle olacak. Bu yılda işte DJ'lik, sanat, müzik çok güzel oldu. Seneye bakalım ne olacak? bir kere başarılı kadınların daima hayatları sürprizlerle yüklüdür. Çünkü bıkmadan, usanmadan yürüdükleri için hep başarılara imza atarlar. Teşekkür Bunu unutma. Ederim. Teşekkür ederim. Ben de şimdi merak ediyorum seneye ne yapacaksın? Ne yapacağız acaba, ne yapacağım? Vallahi bilmiyorum. Ya kendimi çok şey görüyorum aslında. Hani böyle festivallerde çıkmayı çok istiyorum. Hedefim o şimdilik. Belki onu tartışırız seni. Onu bir konuşalım, birlikte çıkalım festivallere. Çok güzel olur. Tamam, o kulis arkası konuşalım. Tamam, tamam. Hayır, kuliste kulis arkası yani yayın arkası. Yanlış bir cümle Özür dilerim. Çok özür. Anladım. Evet, yayın arkasında konuşalım. Evet, tamam. Farklı şeyler yapalım. Evet, güzel olur. Değil mi? Evet, güzel olur. Ne diyorsun? Çok güzel olur. Çünkü aniden beynime seninle bir takım... beraber... Ha. Neden olmasın, harika olur. Beynime aniden ilham perileri düştü. Çok güzel olur. Evet. Aslında insanın böyle umutlarla uyanması, umutlarla yürümesi öyle güzel olayları kucaklar ki. Zaten başka türlü yaşanmıyor, yaşanmaz yani. Hep bir amaç, bir hedef olması lazım ki, bir hayal olması lazım ki onu gerçekleştirmek için yaşamak lazım. Yani ben öyle düşünüyorum. Bir amacımın, bir hedefimin olması lazım yaşayabilmem için. Hayal ediyoruz. Hayal ediyoruz. Uyguluyoruz. 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 Denizciğim, canım, ben sana doymadım. Ben de doymadım. Çok çabuk geçti. Ne yapacağız? Yeni projelerle evet. En kısa zamanda yine burada söyleşeceğiz seninle. Kucaklaşacağız, tabii ki de. Söyleşeceğiz. Tabii ki de. Evet. Çok teşekkür ediyorum beni çağırdığın için. Çok sağ ol. Yani seni çok seviyorum. Ay canım, ben de seni çok seviyorum. Çok, gerçekten bak şuradan. Ne yetti Canancığım da seni evet, bana tanıştırdı. Çok güzel. Birbirimizi bulduk. Ama aslında biz biraz geç kaldık. Şöyle, sen beni tanımıyordun, ben seni tanımıyordum. Aylar sonra telefon, ben mi açtım yoksa evet, sen mi aradın? Sen açtın. Ben aradım. Sanki 100 yıldan beri hani bu biz... anı bekliyormuşum gibi. Evet. Tanışmalıydık çünkü. Ve can olduk.
arkadaş olduk, dost olduk. Aileni burada ağırladım. Evet. Sonra biz sürekli doğum günlerimizde vesaire anlatmayalım yeter. Tamam. Evet. Çok güzel bir programın sonuna geldik. Umarım sizler de benim kadar çok mutlu oldunuz. Ekranın başında, televizyonlarınızın başında, mekanlarınızda. Diyorum ki her zaman neşeli, huzurlu, mutlu olun. Ama sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Sevmekten ve saymaktan. Sizi çok seviyorum. Çok. Hoşça kalın. Aşk yüklü nefesin senin, seninle yeniden doğdum hayata. Bir mavi rüzgarsın ömrüm estim. Yürüdüm bir sana, sevdana senin. Ellerin aşk yüklü nefesin serin, seninle yeniden doğdum hayata. Bir mavi rüzgarsın ömrüme estim. Çim çiçek dört mevsim bahar, öptüğüm tenimde sevdalar yağar. İçimde güvercin şanlık çığlığa, allanmış pullanmış bir bayram yaşar. Hem yanım çim çiçek dört mevsim bahar, öptüm teninden sevdalar yağar. İçimde güvercin çığlık çığlığa, kullanmış kullanmış bir bayram yaşar. Şarkılar deli divane, şiirler çaresiz, sözler bir çare. Doymuyor bedenim, açarsız ruhum. Seninle her nefes sevişmelerde. Her yanın çim çiçek, gör mevsim bahar. Öptüğüm tenimde sevdalar yağar. İçimde güvercin çığlık çığlığa, allanmış pullanmış bir bayram yaşar. Hep yanım çim çiçek dört mevsim bahar, öptüm teninden sevdalar yağar. İçimde güvercin çığlık çığlığa, allanmış pullanmış bir bayram yaşar. Allanmış pullanmış bir bayram yaşar. Allanmış pullanmış bir bayram yaşar. Gözlerinde hissettim aşk denen kokuyu, o sıcak
başladı.